Diyarbakır'da hayata geçirilen Temiz Su Gönüllüleri projesi kapsamında anneler ve çocuklarına temiz su ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilgilendirme yapılıyor. Çok fazla. Bu ne demektir? Dolayısıyla bizim suyu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesine bir destekte Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden geldi. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Bağlar Kaymakamlığı, ADEM ve DİSKİ Genel Müdürlüğü'nce anne ve çocuklara yönelik Temiz Su Gönüllüleri Projesi başlatıldı. Su, hayatı koruyalım. Göstereceğim size. Projeyle ilk etapta Dicle Baraj Gölü'ndeki diski depolama tesislerini ziyaret eden anne ve çocukları burada evlerindeki musluklardan akan su ilk kaynağında görme şansı buluyor. Daha sonra sırasıyla suyun depolanma, aktarılma, arıtılma, dinlendirilme ve evlere dağıtılması ile ilgili süreçleri gören ziyaretçiler musluklardan akan suyun yeniden depolandığı tesisleri de gezerek atık suyun deşarj edilmesi ile ilgili aşamalarla ilgili de bilgi sahibi oluyor. Anne ve çocuklar bu ziyaretler sırasında kendilerine eşlik eden DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutçi ve DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Selim Araz'dan teknik bilgi de alıyor. Ev hanımlarımızı, çocuklarımızı barajımıza götürelim. Suyun ana kaynağı neresi, nasıl geliyor, hangi borularla geliyor, arıtmaya geldiğinde hangi işlemlere tabi tutuluyor, hangi süreçleri yaşıyor, sonrasında evimizde musluktan aktığı zaman içilebilir özellikteki suyumuzu kullandıktan sonra kirli su nereye gidiyor, hangi işlemlerden geçiyor ve arıtıldıktan sonra doğayı nasıl koruyoruz ya da arıtma işlemlerimiz nelerdir, onlara göstermek istiyoruz. Eğitim anne ve çocuktan başlıyor. Biz de anne ve çocuktan eğitimi başlattık. Suyun kıymetini gerçekten iyi bilmeleri gerekiyor. Kısıtlı kullanmaları gerekiyor. Yani zor bir aşamadan geçiyor bu su. De iş yaparken, temizlik yaparken bir sürü yani boş vakitlerimde suyu açık bırakıyordum. Umursamaz tavırlarım, umursamaz hareketlerim. Ama bugün gördüm ki suyumuza gerçekten sahip çıkalım. Hatta dişimizi fırçaladığımızda o kadar su harcıyoruz ama bence boşa harcamamız gerekiyor. Dişimizi fırçaladığımızda sonra kapatmamız gerekiyor. Mesela suyu israf etmeyeceğiz. Boş yere kullanmayacağız. Mesela bir baktık çeşme önümüzde açık, birisi unutmuş. Biz onu gidip kapatacağız.